Şimdi de Huriye Hanım'la beraber lor kurabiyesi yapıyoruz. Evet. Çok ilginç bir kurabiye olacak. Çok da lezzetli bir kurabiye oluyor. Çok hafif oluyor. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz 400 gram kadar tuzsuz lorumuz var. Kaşar loru olursa daha güzel olur. 125 gram tereyağımız, 1 bardak toz şekerimiz, yumurtamız, kabartma tozumuz, 2 tane limon kabuğu rendesi, o olmazsa olmazları, 2 bardak da unumuz var. O zaman hemen başlayabiliriz. Önce peynirimizi karıştırma kabımıza alıyoruz. Evet. Yağımızı da alalım. Tamam. Yağımız yumuşak olması çok önemli. Evet, oda sıcaklığında olmalı. Evet. 2 yemek kaşığı dolu dolu tereyağımız var. Mikserle bir güzel çırpalım. Öyle çırparken bir yandan da şekerimizi ekliyoruz. Süper. Bir su bardağı toz şekerimiz var, onu da koyduk. Evet. Özlemciğim, sen bana yardım edebilir misin? Tabii ki. Yumurtamızı kırma şansın tamam. Var mı? Hemen şöyle. Bir adet yumurtamızı evet, da kırıyoruz. Evet, yumurtamızı da kıralım. Limon kabuklarını da ekleyelim. Tamam. Ne kadar limon kabuğu 2 var? 2 tane limonun kabuğu. Rendeledik kabukları. Evet. Misket limonda bulursalar bir tane misket limon, bir tane normal limonla da yapabilirler. Süper. Kabartma tozumuz. Kabartma tozumuzu da ekleyelim. Kabartma tozumuz da girdi bir paket. Şimdi sıra geldi una. Unumuza yavaş yavaş unumuzu da ekleyelim. 1 kaşık. 2 kaşık. Biraz hamurumuz ağırlaşınca normal spatula ile karıştırabiliriz. 4. kaşığımızı koyduk. 4 kaşık un koyduk karıştırma kabımıza. 2 bardağı hepsini kullanacağız unumuzu. Tamam. 2 bardak var ama biz şu anda 4 kaşığını koyduk. Şimdi mikserimizi çıkaralım şöyle yavaşça. Çok güzel karıştırdık yalnız. Bütün malzemelerimiz iç içe geçti. Spatula ile devam edebiliriz. Evet. Evet. Geri kalan unumuzu da hep yavaş yavaş ilave ediyoruz. Özlemciğim, bu kurabiyeyi böyle yapıyoruz. Çok katı bir hamur olmuyor. 20 dakika hamurunu yine dolapta biraz donmasını bekliyoruz. Ondan sonra yuvarlayıp şekil veriyoruz. Süper. Harika bir kurabiye yapıyoruz. Lor peynirli kurabiye. Bakalım nasıl olacak? Hiç duymadığım, bilmediğim, görmediğim tarifleri öğreniyorum şu anda. Tadı harika oluyor. Hafif oluyor. Bakın yumuşak. Normal kurabiye hamurundan daha yumuşak. Ama dolapta durması onu biraz daha sertleştirecek biraz sonra. Evet. Şimdi hazır hale getirdik. Evet, getirdik. Bunu dolabımıza bırakıyoruz 20 dakika. Tamam. O zaman birazcık dolapta soğusun. Ondan sonra pişirmeye geçeceğiz. Evet. Lor kurabiyemizi 20 dakika dinlendirdik. Buzdolabında soğuttuk. Şimdi evet. Ona şekil vereceğiz. Şekli yuvarlak, normal bildiğimiz. Biraz şöyle ceviz büyüklüğünde. Tamam. Çok da pürüzsüz bir kurabiye olmuyor içinde lor olduğu için. Özlemciğim, onu şöyle şekere buluyoruz. Evet. Harika, çok değişik bir kurabiye olacak gerçekten. Çok lezzetli oluyor. Son artık hamurlarımızı da lorlarımızı da yuvarlıyoruz. Büyük olması bunun özelliği. Hani diyebilirsiniz Özlem ne kadar büyük yaptın ama Huriye abla öyle evet. Yap dedi bana. O yüzden evet. Büyüttüm ben de porsiyonları. Çok güzel bir kurabiye oldu. Çok pratik, çok kolay. Ve tadını hiç daha önce tatmadığım bir kurabiye. Peynirden kurabiye olur mu? Oluyormuş. Bir güzel toz şekerledik yine. Evet. Ve fırınımıza götürebiliriz. Peki şimdi. Kaç dakika, kaç derecede pişirelim? 170 derecede 20 dakika yeterli bunun için. Süper. O zaman fırına gidiyoruz. Lor kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Lorlu kurabiyelerimizi fırından çıkardık. Çok güzel görünüyor. Evet. Şöyle bakın tahtamızı alıyoruz. O kadar güzel ki. Lor peynirinden yaptık biz bu kurabiye tatlıyı. Çok güzel kurabiyelerimiz. Lorlu kurabiye. Tatlı bir kurabiye. Lor peyniri kullandık ve müthiş oldu. Afiyet ellerinize olsun. Sağlık Huriye ablacığım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yapan, deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyoruz. Çok kolay bir tarif. Sağlıklı bir tarif. İftarda deneyebilirsiniz. Çok da güzel olur. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz ve yepyeni tariflerle Mutfağım Şahane'ye devam ediyoruz.